Erteleme alışkanlığından kurtulmak için buradasın. Tebrik ederim. Dur tahmin edeyim. Uzunca bir görev listen var. Ve her gün sen bu listeyi yapıyorsun. Yani yapılacaklar listesi. Aynı zamanda planlamada çok iyi birisin. Planların kitap gibi ve planı yaparken her şey harika görünüyor. Ancak planların bir türlü hayata geçmiyor. Geçse bu kısmi ya da kısa süreli oluyor. İstediğin tutarlı tutturamıyorsun. Bunu çok iyi biliyorum çünkü ben de oradan geliyorum. Bugün ertelemeyi açmana yardımcı olacak bir araçtan, bir teknikten bahsedeceğim. Böylece sen de hayatında bazı değişiklikleri yapabilir ve bu erteleme denen beladan kurtulabilirsin. Erteleme başlı başına karmaşık bir şey ama bazı temel nedenleri var. Mesela eğer yapacağın iş sana çok boş veya anlamsız görünüyorsa büyük ihtimalle erteleyeceksin ya da onu yaparken bayağı boğuşacaksın. Eğer o işle ilgili kendinden pek bir beklentin yoksa büyük ihtimalle erteleyeceksin. Eğer çalışma ortamın ya da okul ortamının ya da işte çalışma odan senin için çok sıkıcı, boğucu bir yerse erteleyeceksin ve eğer yaptığın şeyde sürekli hayal kırıklığı yaşıyorsan büyük ihtimalle acıdan kaçmak için yine erteleyeceksin. Yapmak istediğin ya da yapman gereken şeyle ilgili bir planın var ama çoğu zaman planlarda da bayağı bir belirsizlik oluyor. Mesela diyelim ki sen Amazon sitesine girdin ya da herhangi bir alışveriş sitesine girdin ve kitap almak istiyorsun. Şimdi bu çok yuvarlak bir hedef. Bir adım spesifik hale getirirsen, detaylı hale getirirsen ben bilim kurgu kitabı almak istiyorum. Bir adım daha ben Arthur Clarke'ın kitabını almak istiyorum. Bir adım daha ben şu yayın evinden çıkmış kitabını almak istiyorum. Ve biraz daha spesifik yarın kapımda olacak şekilde kargolanmasını istiyorum. Ve mümkünse bedava kargo olsun. Kulağa hoş geliyor. Kendi hedeflerini uygulamaya çalışırken ilk başta onları netleştir. Bu ilk adım. Yani suyun üzerindeki bulanıklığı atmana yardımcı olacak şey. Akşam matematik çalışacağım yerine, akşam şu sayfalar arasındaki konuları çalışacağım ve oradan almak istediğim bu ve bu saat aralığında ben orada olmak istiyorum. Planını yaptın, hedefini netleştirdin ve şimdi onun üzerine biraz kafa yoracaksın, yormayacaksın. Analiz kısmı burası. Orayı kesinlikle istemiyorsun. Orası zihninin seni sürekli ayağını kaydırdığı yer. Seni sürekli tuzağa düşürdüğü yer. O yüzden canın istiyorsa veya istemiyorsa o masanın başına oturduğunda 5-10-15 dakika sonra o motivasyon denen arkadaş ortaya çıkmaya başlıyor. Bazı zamanlarda motivasyon gelmiyor ama görüyorsun ki iş senin zihninde düşündüğünden daha kolaymış veya beklediğin kadar zor değilmiş. Yani bir şekilde sen ertelemeyi aşmaktan ziyade acıyla başa çıkmayı ve zevki yönetmeyi öğreniyorsun. Zihnine bu konuda yeni yollar öğretmeye başlıyorsun. O zaman ilk istediğin şeyi netleştirmek. Böylece hedefi daha net görürsün. Yani bir kameranın merceğiyle oynamak gibi bulanıklık yavaş yavaş detaya dönüşüyor. Ve doğrudan harekete geçmek. Nasıl bir yayı çekip bıraktığında o fırlıyorsa ve artık daha fazla analiz edemiyorsan çünkü gereksizse Aynı şey bir işe başlarken de kullanılabilir. Umarım bu senin hayatında faydalı olur çünkü benim çok işime yaradı. Bahanelerin birçoğunu çöpe atabildim. Tabii ki başka teknikler de var bunlardan da bahsedeceğim. Ama bence bu kendine olan saygını ve kendi zihnine olan güveni geliştirmen için de pratik bir araç. Yani olman gereken yerde ve saatte olduğunda kendine olan saygın birazcık daha gelişmeye başlıyor. Kanalı beğendiysen, videoyu beğendiysen paylaş, abone ol. Tekrar beklerim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.